olmadığını, bir ameliyat işlemi olmadığını, özellikle risk faktörü kalp sağlığını, damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerin neler olduğunu anlatmak özellikle bu programımızın amacı. Bizim risk faktörlerimiz vardı, sürekli tekrarlıyoruz. Sigara, yüksek şeker, diyabet, yüksek tansiyon, hipertansiyon, kolesterol, bir diğeri ağır stres, obezite ve değişmez bir risk faktörümüz aile öyküsüdür. Bunları tek tek ayrı ayrı göreceğiz ama ilk önce isterseniz Çiğdem Hanım, VTR'mizle başlayalım, filmimizi izleyelim. Peki, Eğer VTR'miz hazır mı hazırsa acaba? filmimiz. Evet. İnşaat mühendisi. Yorgun bir iş günü sonunda John stresini arkadaşlarıyla maç yaparak atmaya çalışıyor. John az sonra başına geleceklerden habersiz. John oyuna girdikten 1-2 dakika içinde yorulmaya başladı. Derin derin nefes alma ihtiyacı hissetti. Anlam veremediği bir genel halsizlik durumu da vardı. Hiç böyle olmamıştı. Her şeye rağmen John oyuna devam etmek istedi. Ancak ayakları dolaşıyordu. Aslında John'un kalbinin kasılma gücü artmıştı. Ve John kalp atışlarını adeta boğazında hissediyordu. John'un gözlerine ağırlık çöktü ve giderek terliyor, yorgunluğu artıyordu. Göğsünde tarif edemediği bir his oluşmaya başladı. Artık oyundan kopmuş, şuursuzca davranıyor ve kendini dinliyordu. John şunda habersizdi. Yıllardır kalp damarlarında giderek oluşan plaklar, daha doğrusu yağ birikimleri, damarını neredeyse tıkayacak duruma gelmişti. Aslında bugün John, top oynayarak vücudunun yeni bir tepkisiyle tanışıyordu. Aşırı efor harcıyor ve kalbe yüklenerek kalp damarlarında oluşan yağ birikintilerinin patlayarak damarda pıhtı oluşmasına sebep oluyordu. Görmüş olduğunuz animasyon, John'un kalp damarlarının içi. Görünen sarı tabaka, yağ birikintisi ve hareketli olan parçacıklar, eritrosit ve trombositler dediğimiz kan hücreleri. Sarı yağ tabakasının patladığını ve üzerine kan hücrelerinin biriktiğini görüyorsunuz değil mi? İşte kriz. John iyiden iyiye şuurunu kaybetmeye başladı. Bir yandan John'un kalp damarı hızla tıkanmaya devam ediyordu. Kalp damarında kan akışı yavaşladı. John artık arkadaşlarını duymuyordu. Elini sık sık göğsüne götürüyor. Çünkü göğüs ağrısı başlamıştı. Ve kriz başladı. İşte bu kareyle belirlenmiş kısım kalp damarının tıkandığı alan. Bu animasyon John'un damarının içi. Damarın iç çeperlerinin ne kadar daraldığına dikkat ediyor musunuz? Sarı yağ tabakası gittikçe daraltarak kan akışını zayıflatmakta. Ve pıhtı damarı tıkadı. İşte bu kalp krizi sebebi. John'un kalp krizi başladı. Önce sol kolunu tuttu. Çünkü dayanılmaz bir ağrı vardı. Arkadaşlarının önünde hiçbir şey söylemeden olduğu yere yığılıp kaldı. Çünkü kalp kasılması zayıflamıştı. John's heart
is under threat. Bu görünen siyah alan, John'u sıkıntıya sokan kısım. John'un rengi soldu. Zor nefes alıyordu. Göğsüne sanki balyozla vurmuşlardı. Birden ölüm korkusu çöktü. Ölüyorum galiba dedi. Arkadaşları durumun ciddiyetini anladılar ve hemen ambulans çağırdılar. Bu sırada John'un damarları gittikçe pıhtı ile tıkanmaya devam ediyordu. Yeterli oksijen alamayan kalp hücreleri ölmeye başladı. Artık John'un damarındaki kan akımı tamamen durdu. Ambulans geldi ve John'a ilk müdahale yapılarak en yakın hastaneye götürüldü. John'a kalp krizi tanısı konularak derhal koroner yoğun bakım ünitesine alındı. John'un kalbinde ventriküler fibrilasyon denen ölümcül ritimler oluşmaya başladı. John iyice şoka girdi. Aslında John öldü. Derhal elektroşok yapılması lazım. Yoğun bakım ekibi ani müdahaleyle elektroşok vermeye başladı. Birinci şok yetersiz kaldı. İkinci şok deneyecekler. Ve evet, John şimdi hayata yeniden geldi. Tekrar kalp ritimleri oluşmaya başladı.